Devam etsin arkadaşlar. Biz başka bir şey de konuşalım. Demet Akalın'ın çok kötü dedin. Kötü demenin sebebi bir şey içinde bulunduğunuz gerilim olabilir mi? Kesinlikle yok. Hayır, öyle bir şey. Neden gerildiğinizi de anlamadım, biliyor musun? Ne oldu? Ya şimdi bir kadının bir tanesi yorum yapmış. İşte Hatice ya işte malum yerinle gündeme gel ya da sesinle diye. Kalçanla ya da sesinle. Evet, Demet de onu beğenmiş. Demet de bizim birkaç böyle münakaşamız oldu. Bana cevap vermedi ama Demet ne hikmetse alttan bir zemin hazırlıyor. Ya olayların bu noktaya geleceğini biliyordu zaten. Ya şimdi sen bir beğeni yapacaksın. Onu görmeyecek mi magazin, medya? Bana da birisi ulaştırdı bunu. Hatice'cim bak dedi, işte kötü yorum yapan birini beğenmiş. Mustafa konseriyle alakalı da beğeni yapmıştı yorum, kötü yorumlara. Ben de oradan bir hani uyuz oldum. Hakikaten uyuz oldum yani. Şimdi niye yalan söyleyeyim? Bununla hiç bağdaştırmayın arkadaşlar. Ay, bu da kötü yani. Oradan file verdi. Şimdi haksızlığın karşısına neden susayım ki haklı olduğum bir davada? Yani çok da fazla konuşmak istemiyorum. Yani kendisi de konuşmuyor zaten. Yani ben niye konuşayım? Senin ilk mesajını hatırlıyorum. Böyle bir üzücü bir şey yaşanmıştı. O üzücü olay sonrası şimdi, Demet demişti takipten çıkmıştı birçok kişiyi. Birçok kişiyi takipten çıkıyorum. Böyle karamsar bir günde işte sizin fotoğraflarınızı, eğlenirken fotoğraflarınızı görmek istemiyorum dedi. Hepinizi takipten çıkarıyorum dedi. Seni de çıkarmış mıydı takipten? Beni de çıkarmıştı. Ben olan konserimi iptal etmiştim. Şeyma Subaşı'na bir sürü laf söyledi. Kerem Cem arkadaşı. Hepsi storylerde bir şeyler paylaştı, gördüm. Asıl takipten çıkması gereken insanları çıkmıyorsun. Ben konserimi iptal ediyorum. Acıya ortak oluyorum. Beni çıkıyorsun. Yani seni çıktıktan sonra üzerinden bir 3-4 gün geçti. Değil, kendi 2 gün galiba. Geçti. Oh canıma değsin diye şarkısını çıkardı. Kendi hatta şarkısının reklamını yapmaya başladı diye. Oradan bir şey zaten. Nerede samimiyet şey, dedin aynen sen? Aynen öyle. Ya zaten Demet bana çok samimiyetsiz geliyor. Şimdi, niye? Neden? O yorumu beğenmesi o kadar saçma geldi ki bana. Ya susacaksın ya da ne bileyim şu an bazen böyle sinirlenince cidden konuşamıyorum. Yok, normal. Yani ya da susmaktan daha kıymetli bir söz söyleyeceksin. Demet'te ikisi de yok. Sadece alttan bir şeylerin zeminini hazırlamaya çalışıyor. Yani bundan bir ay önce, yani kelimesini de çok kullandım, sinirlenince böyle oluyorum. Bundan bir ay önce bir tane kadın bel altından vurmaya çalışmıştı Demet'i. O kadar kötü bir yorumdu ki kızlar anlatamam. Evet. Ben kadın olarak utandım ya. Bir kadın bir kadına böyle bir mesajı nasıl yazabilir? Hemen screenshot yaptım, Demet'e attım. Demet'ciğim bak dedim, bunu dava et ve bu yorumu sil. Anında yorum silindi, Demet bana bir teşekkür dahi etmedi. Acaba öncesinde mi bir sıkıntı yaşadınız da sen bilmiyorsun? Hiçbir şey yoktu. Biz zaten takipleşiyorduk onunla o ara. Yani bu kadar samimiyetsiz bir kadın arkadaşlar. Zaten Demet hep sezonluk tutuyor arkadaşlarını. Bugün iyi olduğuyla yarın düşman olabiliyor. Ya da Allah şükürler olsun. Hani beddua ettiğim kimsenin arkasından rahmet okumadım yani. O kadar netim hayatımda. Ya da bazen hani sen diyorsun ya uyuz oldum Demet'e, belki de Demet de sana uyuz oldu. Yani uyuz olmasını gerektiren bir şey de yok diyorum ya, olan mevcut olan konserimi iptal ettim arkadaşlar. Şeyma'ya laf söylüyorsun, işte eğlencenizden bıktım ulan gibi kelimeler kullanıyorsun ama onları takipten çıkmıyorsun, beni takipten çıkıyorsun. Takipten çıkmak çok mu önemli? Çok bir şey? Önemli değil. Dünyanın sonu ama neden çıkarsa bana, çıksın hayır, ya da neden, sen çıkarsan bana çık bana neden yani tepkilisin onu anlamadım. Bir şey yazarsın ya, ben sana bir tepkim bir şeyim varsa yazarım, ederim ya da ararım. Hiçbir şey yokken takip ediyorsun ve takipten çıkıyorsun. Belki sosyal medya paylaşımlarını alıyorsun. Beğenmiyor. Ve Hatice. Yani ona takmış olan olabilir, ne yani bileyim ben. Hayır. Gaz mı veriyorsunuz bana kızlar? Hayır. Sadece anlamaya çalıştım. Vallahi kızlar, uzun lafın kısası şunu söylemek istiyorum. Beni eleştirecek insan ya da öyle olumsuz yorumları beğenecek insan önce bir kendi geçmişine baksın. Yani burada genelleme, kimseye bir şey söylemiyorum. Kimse yani üzerine alınan alınsın. Ama hakkımda konuşan, gıybet yapan herkes önce bir kendi geçmişine baksın. Allah'a şükürler olsun. Dünüm de tertemiz, bugünüm de. Beni sadece paylaştığım 2-3 resimle yorum yapabilirler adıma. Onun dışında beni hiçbir şeyle eleştiremezler. Birinin kocasını mı elinden aldım? Yok.
Kötü şeyler mi yaptım? Uyuşturucu batağına mı sürüklendim? Allah'a şükürler olsun. Attığım her adımda ailemi düşünerek, babam vefat etti, ben babamın kızıyım ve şu an annemi düşünerek hareket ediyorum. Ve şu anda beni izliyor canım annem. Seni çok seviyorum, Tokat'a sevgiler. Yok, hiç öyle. Öyle bir haberin gelmedi şimdi, Allah'a var. Gelemez çünkü, evet, yani. O kadar eminim ki. Bir skandala imza atmadın. Kadar eminim ya, şimdi konuşturacaksınız beni. Gerçekten arkadaşlar, bu konuda o kadar doğruyum, o kadar dürüstüm ki. Yani yine söylüyorum, beni insanlar tanısalar, hakikaten ben bir gün program mı yapayım ya? Hatice'ye değil Netice'ye bakın. Yok Netice'ye değilsiniz, Hatice'ye bakın programda. Vay. O kadar çok doğru. Bahsettim. Netice'yi bırak, Hatice'ye bak. Yani millet seni stüdyoda, dışarıda falan değil, millet seni evde görmek keşke istiyor. Evde yani. gör dedin, onu merak ediyorlar şimdi. Yani benim hayatımı 3 gün yaşasalar bu kadar eminim. Kendi yaşadıkları hayattan nefret ederler. O kadar güzel bir hayatım var. Kim sabah için diyorsun? Sabah 5'ine kalkıyorum. Dualarımı ediyorum. Allah'a o kadar yakın bir insanım ki. Hani diyorlar ya, senin dinden, Allah'tan hiç mi bir habersin Hatice, bu fotoğraflar ne? Ben onun çok aksi bir hayat yaşıyorum. Tersi bir hayat yaşıyorum. Evimde öyle bir kadınım. İşi şov gereği bazen yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğüm, beğendiğim bir resmi taklit edebilirim yani. Bunda ne var? Ama vicdanım da var. Hı hı. Kalbim de var. İnsanlığım da var. Evet.